Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerine huzuruna olsunumuz. Kanalımızda dıktanlar ekranımız olsun. Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligidan bir hay'at Xitoy konsulxonasi oldida bayonot e'lon qildi. 11 yanvar Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligidan bir hay'at Xitoyning Istanbuldagi bosh konsulxonasi oldida tinch namoyish qilayotgan Uyg'ur yoshlarini ziyorat qildi. Sharqiy Turkiston o'limalar birligining rais vakili Mahmudjon Damullam Xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligiga vakolatdan so'z qilib, yoshlarning 3 haftadan beri Xitoy konsulxonasi oldida Xitoyning Sharqiy Turkistonda yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qarshi mustahkam turayotganligini maqtadi. Shundoqla boshqalarning bu safga qo'shilishi kerakligini, qo'shilmagan taqdirda Xitoyga qarshi mustahkam turayotgan yoshlarimizni uning kim bo'lishidan qat'i nazar qo'llash kerakligini ta'kidlab, Xitoyga qarshi yakka yoki to'plashib qarshilik ko'rsatish muhitini shakllantirishga rag'batlantirdi. Sharqiy Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyatining kotibi Nuriddin Izbasar apandi xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligiga vakolatdan bayonot e'lon qilib, munolarni ta'kidladi. Xitoy Sharqiy Turkiston xalqini atalmish tarbiyalash nomida turma va lagerlarga Xitoy Sharqiy Turkistondagi lagerlarni xalqaro jamiyatni aldash maqsadida atalmish texnika tarbiyalash markazi deb tashviq qilayotgan bo'lsa-mu, biroq lagerga qamalganlar ichida doktor, professor va ziyolilar bor. Xitoy bu haqiqatni qat'iy yopolmaydi. Biz xalqaro Sharqiy Turkiston tashkilotlari birligi nomidan Xitoyni bu yerdagi qarindoshlarimizning tuqqanlarining nadi ekanligi haqida ma'lumot berishga Barliq Sharqiy Turkiston xalqining oilasi va tuqqanlari bilan aloqa qilishdan iborat eng oddiy insoniy huquqni berishga, lager va majburiy amgak o'rinlarini darhol taqashga, Sharqiy Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'in qilish jinoyatini to'xtatishga chaqiramiz. Yoshlarning Xitoy konsuli oldida tinch namoyish qilayotganiga bugun 3 hafta bo'lgan bo'lib, yoshlar 3 haftadan beri Xitoy tarafidan lager va turmalarga sababsiz qamalgan ota-onasi, tuqqanlari va do'stlarining rasmlari tushirilgan taxtalarni tutib, sovuqni sovuq demay atigandan kechgacha mustahkam turmoqda. Namoyishning 3-chi kuni Xitoy konsulxonasidan nomusizlarcha talab xati chiqqan edi va yoshlar bu talab xatini yirtib tashlagan edi. Xitoy doiralari Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilganligini inkor qildi. Atalmış Uyghur Abdunum rayonu dairleri 11 yanvar bayanat elan qilib, Uyghur ayarlarını mecburi tuğmaz qılgallıqını inkar qılgan. Birleşme agenetliğinin xabar qilishçe, atalmış Abdunum rayonlu hükümetinin muavin bayanatçısı Şugüyşen taratqularga söz qilib, şahslarının öz iradisi bilen tuğut kontrol qilish kararını çıxarqallıqını, onunla herkanda bir təşkilat ya ki şahsının araşmağallıqını ilgir sürgen. Ötken yili Germaniyeli tətqiqatçı Dr. Adrian Ziniz, Xitayının hükümet hücretlerine asasen dokulat elan qilib, Uyghur nüfus 2017 yıldan beri şiddetlik azik petkerlikini, Xitay dairelerinin Uyghur ayarlarını mecburi tuğmas kılavatkalıqını aşkarlıqan. Bu dokulat dünyada katı gulgula kozgap, bunun irqi kırgıncılıqa kirdiqalıqa ilgiri sürülgen. Xitay bununla karşı dokulat elan qilip, Uyghur nüfusunun azik petkerlikini inkar kılgan. Bundan bir neçü gün burun Xitayning Washington'daki elçixanası Twitter'da uçur yollab, Uyghur ayarlarının bala tuğuş maşinesi buluştuğun hali bolğallıqını ilgir sürüşü, xalqarada tıxımı qatı qolğula qozğa idi. Birleşme agenetliğinin bildirişçe, Şugüyşen Uyghur nüfusunun başqa milletlerden jıq köpeyi otqalıqı. Uyghur ayarlarga mecburi özük saldırdı ya ki bala çürüşke mecburlandı deyişinin yaman garazda etilgallıqını təkitligen. Bırak o milyonluğun Uyghurunun lagerga qamilişi, Xitay karxonalarida majburiy amgakka silinishning Uyghur nüfusiga ko'rsatgan ta'sirini tilga olmagan. Amerika dengiz armiyasi Xitayni cheklash planini e'lon qildi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika dengiz armiyasi jang atriti Xitay tahdidga taqabil turish planini e'lon qilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika dengiz armiyasi generali Michael Gilday 18 batlik dokulat e'lon qilgan bo'lib, Dokulatda Xitay bilan Rossiyaning navbatdagi erkin va ochiq dengiz muhitiga buzg'unchilik qilib ziyon yetkazganligini, Xitayning dengiz tavalligidagi qimmatli dengiz okean boyligini nomuvofiq kontrol qilmoqchi bo'layotganligi, qo'shni davlatlarga tahdid solib, qonunsiz talabni ijro qilishga zo'rlayotganligi
Dengiz tevellikide yarak musabirlik başkurulduğun bomba kuyup beriş supisi kurganlıkını Amerika bilen rekabetleşe eleydiğen Dengiz Armiyesi berpa kılganlıkı bildirilgen. Dokulatta yine Amerika Dengiz Armiyesi'nin maturoslarını terbiyeleş ve terbiyeleşken meblağ siliş, bazı parakotlarını remonat kılıçtan vaxtıda tamamlanışıga kapalat kılıç arkalık cenge tayalı kılıç, tor ve istihbaratka meblağ siliş arkalık iqtisadını yukur kütürüş, adamlık ve adamsız başkurulduğun parakotka ige buluş katarlık 4 mühim nokta gevdilendirilgen. Ma'lum bo'lishicha Dengiz armiyasi quruqlikda jang qilguvchi qismi va Dengiz qirg'oqi muhofizat atrotining yuqori darajalik amaldori birlikda imzolagan yangi Dengiz strategik dokumentda Amerika cho'qim Xitoyning Tinch okeanidagi tez sur'atda kuchayotgan harbiy kuchi va tajovuzchilik harakatini cheklashi kerak. Bo'lmasa Amerika o'zining dunyo bo'yicha eng kuchli Dengiz armiyasi bo'lish o'rnidan ayrilib qoladi deyilgan. Angliyaning Uyg'ur lagerlariga chetishlik Xitoy mahsulotlarini cheklaydiganligi ilgari surildi. Angliya hukumatining Sharqiy Turkistondagi lagerlarga Uyg'urlarni majburiy amgakka silib ishlab chiqargan Xitoy mahsulotlarini import qilishni cheklaydiganligi ilgari surildi. Angliyadagi Quyosh muhofizachi gazetalarining xabar qilishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab bu hafta ichida Angliya parlament a'zolariga o'zlarining bu jihatdagi planini e'lon qildi ekan. Xabarda hukumatning plani yana Bastırışqa işiltidigan asboblar ve texnologiyaning eksport qilinishiga tiximo qattiq qonuniy cheklimlarni qo'yishni o'z ichiga oldiganligi ta'kidlangan. Angliya-Xitoy munosabati Xitoyning Hong Kongdagi demokratik harakatlarini bastirishi Angliyaning Hong Kong fuqarolariga girajdonlik tavsiya qilishi bilan tiximo keskinlashgan edi. Ko'rsatkichlarning qayd qilishicha, agar Angliya Uyg'ur majburiy amgak mahsulotlarini cheklasa, bu Xitoyni tiximo qattiq sarasimga soldi ekan. Angliya Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasini tanqidlab, uning Uyg'urlarni majburiy amgakka soldiganligiga oid dalillarning chuqur andisha qo'zg'aydiganligini ta'kidlab keldi. Xabarda bildirilishicha, Angliya hukumatı to'qimchilik sohasining Sharqiy Turkistondan kelgan mahsulotlarini astoydil tashirmayotganligidan andisha qilmoqda ekan. Muhofizachi gazetaning xabarida hukumatning ta'minot zanjirini yaxshi tashirmagan sherkatlarga jarimani qo'ydiganligi ta'kidlangan bo'lsa-mu, biroq Quyosh gazetasi Dominic Raabning planida jazo lagerlari va majburiy tug'mas qilish jinoyatiga chetishlik Xitoy amaldorlariga embargo yurgizish haqida to'xtamasligi mumkinligini bildirgan. Pompeo Amerikaning Xitoy siyosati haqida to'xtaldi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Pompeo Amerika ovozi radiosining ziyoratini qabul qilib, Amerikaning Xitoy siyosati haqida to'xtalgan. Pompeo Amerika xalqaro axborot agentligining barlik xizmatchilariga xitob qilib, Amerikaning qimmat qarishi va Amerikaning manfaatiga bo'lgan yangi tahdidlarni anglatishning ahamiyatini ta'kidlagan hamda Xitoyning kishilik huquqiga hurmatsizlik qilganligini, Uyg'urlarga qarata vahshiy bostirish siyosati ijro qilganligini, Xitoyning g'arbning qimmat qarishi uchun alohida tahdid ekanligini ta'kidlagan. Pompeo yana Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatining Jumhuriyatchilar partiyasi va Demokratlar partiyasining o'rtaq tunish ekanligini ta'kidlab, "Meningcha bu jihatda ikki partiyada birliklik bor. Hong Kong masalasi va Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga yurgizayotgan vahshiyliklari qatorliq nurg'un muhim masalalarda Demokratlar partiyasi bilan tunishimiz birdek. Shunga Demokratlar huquq yurgizgandimi bu holatning davomlashishini umid qilaman" degan. Pompeo oxirida yana Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatida ishonmaslik va dalillash prinsipi bor ekanligini, Xitoy kompartiyasining xiristlariga duch kelganda Amerika xalqining erkinligiga qanday kapolat qilish va qo'dashning muhim bir yadroliq masala ekanligini ta'kidlagan. Amerikadan Gollandiyada turishliq elchixona xodimlari yangi sahifa ochdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerikaning Gollandiyada turishliq bosh elchisi Tayvan vakilini oshkora qabul qilib, Tayvan masalasida yangi sahifa ochgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerikaning Gollandiyada turishliq bosh elchisi Peter Hokistra bugun Tayvanning Gollandiyadagi vakili Chin Shinshin bilan oshkora ko'rishgan. Pompeo'ning shanba kuni Amerika Tayvan aloqasiga aloqador cheklovlarni bekor qilganligini e'lon qilgandan keyin, Hokistra Tayvan amaldorlari bilan tunji qitim oshkora ko'rishgan Amerika hukumat amaldori bo'lib qolgan. Hokistra elchixonasining rasmiy Twitter hisobida Chin Shinshin bilan ko'rishgan suratini e'lon qilib, tarixda yangi sahifa ochib, Tayvan vakilini elchixonamizda qabul qildik. Hamda dunyoning har qaysi joylaridagi xizmatdoshlarimiz elchixonamizda hayotiy kuchga to'lgan demokratik jamiyatdan kelgan do'stlarni qabul qila oladi. Tayvan vakillar o'mikining Gollandiyadagi do'stligiga rahmat deganlarni bildirgan. Tayvan vakili Chin Shinshin Twitter hisobida
Amerika'nın Gollandiya'daki baş elçisi ve Amerika'nın Gaaga'da turuşluk baş elçihana kadimleri bilen görüşüşüm tulumu hoşalınarlık ve şereflik bir iş buldu. Bu benim diplomatik hayatımda tuncu bulup hesaplandı. Ben Minister Pompeo'ya rahmet etmen degen. Xitay Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Zhao Lijian bayanat elan kılıp, Amerika'nın Tayvan hakkıdaki kararına katli karşı turgalıkını, bu Xitay'nın ilgili hukuki ve zemin pütülükiye dahil etküzüğalıkını tekitleyen. Pompeo aldıngı şembe bayanat elan kılıp, Tayvan'dan Amerika'nın işençilik hemrahi ikilikini. Ama Amerika yakınki netçe 10 yılda Tayvan bilen alaka kılganda diplomatik emellerler ve başka memurlarının mürekkep içki çekilimlerine uçurgalıkını. Bu çekilimlerin Xitay'ını razı kılış üçün yolga koyulgalıkını. Ama Amerika'nın bunundan kin onda kılmaydıgalıkını bildirgen idi. Xitay mecburi emgek ve kızıllaştırış siyasetini tan icra kılmakta. Xitay yakınki yıllarda Şerqi Türkistan'daki Uygur yaşlarını türlük bahane ve tehditler bilen mecburi emgeke silip kilibatkan bulup, ictimai uçur vasitelerde tarqalgan sin, mecburi emgeke silingan Uygur yaşlarının komünistleşişe mecburlanganlıkını aşkarlap berdi. Bugünkü sinda Şerqi Türkistan'ın Xotan şehrideki malum bir mecburi emgek zavodudaki tahminen 18 yaştan 25 yaşkıca bolgan bir türküm Uygur kız oğullarının rätki tizilip Xitay bayrağıga karap turup komünist kasimi berotkanlıkı körsülgen. Bunun bunu tarqalgan sillardımı balalarının hatta yaşanganlarının kızıl aşçılarını, şuarlarını toğlaşkan mecburlanganlıkı aşkarlangaydı. Xitay Şerqi Türkistan'da mecburi emgek siyasetini yolga koygandan kiyin bir tarafdan normal turmuş keçirvatkan ailelerini veyran kılsa, yeni bir tarafdan izcil halda xalqni xitaylaştırışka ve kızıllaştırışka küçeymekte. Türkiye'de bir gün içinde Xitay virüs bilen yuqumlanıcılar 10.220'ye yetti. 11 yanvar Türkiye Sehiye Ministeri Fahrettin Koca, bir gün içinde Xitay virüsü bilen yuqumlanıcılarının 10.220'ye yetkenlikini elan kılgan. Sehiye Ministerinin malumatına asaslanganda, Türkiye'de Xitay virüsü bilen yuqumlandı deb güman kılıngan 180.303 kişi teşhiriliş arkalık yeniden 10.220 kişinin yuqumlanganlığı inihlangan. Nöbette 1.003 kişi doktorhanı bulup, bir gün içinde yine 174 kişi kaza kılıp, 10.301 kişinin salametliği esige gelgen. Türkiye'de Xitay virüsü tırkılışka başlangandan beri salametliğe esige kelgeller cemiye 2.280.451'ge. Kaza kılgallar 22.981'ge. Kesili eğir bimarlar 2.783'ge yetken. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.